Allah'ın emri. Peygamberim. Peygamberim kavliyle ile ben bugün evlenmek istiyorum. Kendal abiyle bu bitmek bilmeyen mutlak yalnızlığımızı çözmek için Türkiye'nin en karanlık noktalarından birine gidiyoruz. Ve Instagram evlilik ilanları sayfasında beğendiğimiz hanımefendilere ilanlarına başvuracağız. Ya bırak da girişi ben yapayım. Öncelikle. Allah'ım bana 200 kız ver. Allah'ım bana. ya <laughs> bir saniye lütfen. Önün Öncelikle ilikli değil onu fark ettim. Ölüm Ahlak o etmesinden. kadar ilikli ki. Ben bu videoya olan saygımdan hanımefendilere evlenilecek kadınlara olan saygı çünkü günümüzde devirde yani çok kalmadı. Kalmadı. Saygımdan dolayı önümü bak şurayı kadar ilikledim. Hani altımda bir de tişört var. Üşendiğim <laughs> için bunu da çıkartmadım. Hani bu çok şekilde saygım. saygımı beyan ettiğimi düşünüyorum. Bir ikincisi öncelikle <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte Evleniyoruz sar. Sakin ol. Allah Allah. Ben bugün içinde oldum ya. Anne. Anne! <laughs> Hanımefendiler dedi ki ya Sarp solak oldu böyle bir şey yapacak. Sıralandılar. Evet, evet. Evet. Seninle evlenmek için burada 129 tane hanımefendiden Belli başlı hanımefendilerin evlilik kriterlerini vesaire değerlendireceğiz. Evet. Sen de kendi en uygun olan... Bak konuşamıyorum o kadar heyecanlıyım. Çok okay. Acayip heyecanlıyım. Acaba nasıl hanımefendiler var? Bir şey söyleyeceğim bak sarışın, platin 1.65 varsa alır kaçarım bu arada Bu Videomu arada yani. genelde e, biraz olgun hanımefendiler var. O yüzden ben bugün pasaport kovalamak istiyorum. Almanya'ya giriyorum. 4,5 yürüyor da German döner yemek istiyorum ben bugün. Sen var ya sen rezil <laughs> rüsva bir Burada bir büyüğüm var. Ben büyüğümden haber olmadan evlenmek istemedim. Haberi olmadan evlenmek istemedim. İstemi Kendall abim isteyecek zaten kızım. Estağfurullah! <laughs> Saygısızlık olmazsa e, ilk postumuzu okuyoruz. Merhaba ilanımı siler misiniz? İki gündür konuşuyoruz. İki günde tanıştı demiş sayfanın sahibi. İki günde evlilik. İki gün evlenmek için yeterli mi diye sorulan yeterli belki. İki gün fazla. Bir insan sabahına tanışıp akşamına çayını içtikten sonra <laughs> gece de sabaha ertesi sabaha kadar mesajlaştıktan sonra bir problem görülmüyorsa ertesi gün nikah dairesine gidilebilir diye düşünmek. Mesela benim anneannemle dedem Tanıştıktan bir evet. buçuk saat sonra evlenmişler. Sadece bir kahve içilmiş, Küçük de bir baklava yenmiş. <laughs> Cevizli ev baklavası yenmiş. Kaç yıldır evliler? Yani 52 yıllık evliler. Kavga sürekli var ama evliler. Yani ben sonucu Bak anladım. bu evliliğin 52 yılın 40 yılı bir kere o kahveden... Evet. Geri kalan 12 buçuk yılı da baklavadan kaynaklanıyor güzel bir tercih. Ki Baklavanın nereden baksan 60 yılda daha hatır var, en az 50 yıl daha evli. Bu erkek ilanı var. Opsiyonel yani bir, bakalım et... Yusuf Bey kendini bakalım. tartmış. E, bir kadın <laughs> empatisiyle ben okuyabilir miyim bu arada? Tabii. ben bir şu an bir kadınım. Tamam e, adım Yusuf erkeğim <laughs> sek bir erkeğim. Malatya'da yaşıyorum, İstanbul'da doğdum, Çanakkale'de büyüdüm, İzmir'de de işim var. Herhalde. Dört <laughs> tane iyi yazmış. O ne biçim yaramana Kendi işimin patronuyum bu arada. Uzman bir finansmanım. <laughs> Nasıl yani? Para kaynağı. Finansman. 18 yaş. 18 yaşında evlen 181 boyu kilo 70 hiç evlenmedim birkaç sevgilim oldu ee, bunlar şaşırılacak şeyler değil bu arada benim ben şaşırıyorum kendimden olgun kadınlardan hoş ya sen ne ya sen Yusuf ahlaksız bir Yusuf buradan bizi ahlaksız bir adam sizler hayat deneyimi olan bana o deneyimi yaşatacak evlenip boşanmış olması önemli değil. Benim her türlü şeye saygım var demek istiyor burada. Bir dakika bir şey geliyor şu an. Zenginim. 3 evim iki arabam var. Almanya'da üniversite okuyacağım. Evleneceğim kadının isteğine göre de bu planı iptal edebilirim. Hiç fark etmez. Büyük hanımcı bu arada. Beni genç yaşımda gençleştirecek kadınlara talibim yaş aralığı 30-40. Oha Yusuf. Yusuf sen seni genç yaşında gençleştirecek kadınlara değil. Sen seni genç yaşında diriltecek kadınlara herhalde. Yani ben ben anlayamadım. Yusuf bir şey diyeceğim. 18'sin be oğlum. La 40 40 ne? Annen olur ya. Oğlum git ailene biraz iki evin 3 arabam yani Yusuf 18 yaşında 3 ev nasıl almış abi ya? Ya bırak bu işleri ya. Abi ben 18 yaşında bak utanarak söylüyorum. 18 yaşımda Sen hala 18 değil misin? Ben her 18'im. Ee, Kendal abiyle tanıştım da 17'ydim Bu adam beni yaşlandırdı şu an 21 yaşıma gireceğim Ben utanarak söylüyorum 18 yaşımda 50 TL'ye reklam çekiyordum Ben bunu açıklamaktan bıktım Sen var ya ulan Allah adam ne finansman be. Adam, adam, adam finans kaynağı Adamın 3 evi 2 arabası Almanya'da yaşanılacak bir hayatı Ya geç Yusuf'u Yusuf'u geç Yusuf ben yalan, şey demiyorum. Yalandasın ya neyse geldi Geldi Allah'ım İzmir İzmir diyorsan İzmir gel İzmir Gelsin, gelsin artık gelsin. Gel, 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 Abi ismi Derya. Düştüm. Deniz, Derya, Deniz İzmirliyiz. Cinsiyeti kadın. Çok önemliydi. Benim için önemli bir kriter. Bilmiyorum. Geçebiliriz. Senin için ben artı sağa kaydırıyorum. Evet. <laughs> orada alkol sigara içmiyorumu gördüm ya. Çok fena düştü. Bana bu kızı bulur musun? Bana bu kızı, bu ham bu ablayı, <laughs> teyzeyi bulabilir misin rica etsem? Boyu 1.65 yani biraz boy boyma değil yalan söyleyeyim benim boyum 1.87 hanımefendi bu arada bir anımı anlatmak istiyorum 3 gün önce doktora gittim ee, burun burunla alakalı biliyorsunuz burnum kötü bununla alakalı bir video yapmıştım estağfurullah. doktora gitmiştim doktor geçen yıl bana demişti ki burun ameliyatı olmana gerek yok erkek adamın burnu çirkin olur demişti bana çirkin de değil yani maalesef bana bu yıl dedi ki geçen geldiğine göre burnun uzamış Hani bu çirkinliği aşmış bir vaziyette dedi. <laughs> <laughs> dedi ki sen dedi geçen gördüğümden beri uzamışsın. Maalesef boy uzamasıyla burun da uzamış ve estetik ol dedi. Bana açıkça burun dedi. boy bir 65 aklıma da o geldi. Kilosu 53'müş. Derya'nın fit mi insan? Ma Keşke Deryan'ım gibi olsam. Büyük çok zayıf bir insan. Daha önce evlilik olmamış. Aynı ben. Yaş beklentisi 33-45 arası. Neden? Neden beni? İyi ben zaten yeni 40'a girdim. Doğum günün kutlu olsun. Elendim. Elendim ama Derya Hanım 13 yıl sonra sizi bulacağım. 33'e basar basmaz yaşayacağım. Valla ben de 11 yıl sonra bulacağım Derya Hanım'ı. Geçmiş olsun. Beklenti evlilik. Siz yeter. De... Başka hiçbir şey düşünmüyorum zaten şu hayatta. Alkol ve sigara içmiyorum. 10 numara kadın. Neredesin be? 10 numara kadın 5 yıldız. 13 yıl önce neredeydin Derya abla? <laughs> Valla <laughs> şimdi ya yemin ederim. Ama maalesef yapamıyoruz çünkü beklentisini biz karşılayamadık. Maalesef. Özür diliyoruz burada. Oh oh. Abi misin? Kendall kaybettik. Gitti dirseğim gitti dirseğim. O zaman sevgittir. direkt ben cenazeye devam ediyorum. Nasıl bilirdik? Allah. Evet. Evlenip boşan 20 kişi 22 yaşında evlenip nasıl boşanabilir ya? Bir kızım var. <laughs> Çok ilginç. Yok ben kabul etmiyorum. Şimdi ben Şükran Hanım'la evlenmek isterim. Büyük bu arada ablan sayılır. 21'e sen yeni gireceksin. Neyse. Yok edeceksin hay, ben abi. Şükran'cığım. Ama Tamam. Ya... şey... <laughs> bir şey mi? Şükran'ın eski kocası bizi vurabilir şu an ben. Devam edin geçelim harbiden <laughs> ya. Ben ellerinden öpüyorum Şükran abi. Allah Allah baş tacısın özür <laughs> diliyorum. Yani. Adım İnci yaş 30 balık esirde oturuyorum aile yapısına düşkün 35 yaş altı kişiler yazabilir çalışıyor olsun lütfen gizli olsun ben ulaşırım beğenene çok teşekkür ederim Ben bunu beğeneceğim bu arada <laughs> Hayır ya bir dakika ama sen de rekabete niye giriyoruz ki Sen niye beğeniyorsun ya Bir şey diyeyim mi aile yapısına düşkün diyor ben babamı haftada bir kere arıyorum <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor, bu arada sen okuyorsun da neyse, canın sağ olsun. Bu arada ben freelance bir e, sosyal medya emekçisiyim, sen bana pardon. okuyor diyemezsin. Pardon, pardon. Oha. Ooo! Oha. Rüken, kadın, Ankara, 31 160 56 meslek... Meslek, satış ne demek lan? Satış elemanı. Sat... Büyük ihtimalle kasiyer. Lise mezunu, bekar, evlilik yapmamış, ev araba yok, sigara kullanmıyor, 28-40 arası. Beni sevecek ve sayacak nazik birini istiyorum. Lütfen büyükler yazmasın. Giz büyükler yazmasın deyip 40 yaş yazmış ama canı sağ... Gizli olsun deyip profilinde koymuşlar. Onu da an. Geldim işte, dostum. Yüzün gülsün ve yaraların ağır. Nazik Sarp, diyor. 28 yaş. 28 yaş. 28 yaş. <laughs> Bunu hemen ya. next'le. Hemen next'le. 18 okudum. 18 okudum Ruken. Oo, bu nasıl bir göz. İranlı bir kızım. Burada Turizm Bakanlığı devreye giriyor. Bir dakika sayın Bakanım. Alo. Efendim <laughs> Bakanım emin misiniz Kendal abi görevi sana vermiş bakın sayın bakanım eee. hatta görevi Kendal abiye vermiş ben tamam diyorum e, kutumu açmak istemiyorum devam edebilir miyiz buradan diyorum Ela hanım İranlı bir kızım hiç evleyemediğim Türkiye'de ile cıtı ilişki Allah de... seni kahretmesin yapma <laughs> şu <şimdi. gülüyor> mizgin gel Anla dikenimden. güllerim uyansın. peki bu her posta Koydukları şu bitmojiler, <laughs> emojiler hakkında ne düşünüyorsun yani? yükseliyor Hani ekstra bir... Daha da aşık oluyorum. Valla Ardağan 1.68, 53 nerede kilo. Ya? Gider miyiz? sağın üstte, sağ üstte, bayağı üstte. Baya uzak. Gideriz. Bunu çalışmıyor, Gideriz. ciddi ilişki istiyor. Ben ciddi ilişki adamı değil, ben <laughs> evlenecek değil, evlenecek bir kadın arıyorum. Ben dürüst aldım abi? Ben takılıp geçeceğim, anladın mı? <gülüyor> dürüst <laughs> aldım. Allah... Bye bay Hiç okuma, geç. Diyarbakır 3 çocuktu geç. <laughs> geç. Ben Üç çocuğuna da YouTube videosu çekebiliriz hep beraber aile kanalı. Slime de yaparım. Star. Nazmiye geliyor. Ya terbiyesiz herif geç şu kadının yaşlı başlı gözünü seveyim ya valla. <laughs> Nazmiye senin için Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır sokak lezzetleri çekeceğiz. Kendal abiye de geliyoruz. Hep beraber geleceğiz. Ben yok ben yok ben gelmiyorum. <laughs> Neden ya? Devam edelim. Yine bir Ardahan. Bütün Ardahan bu sayfada. <laughs> Rukiye Hanım. Tüm öğretmenler, tüm Ardahanlılar. Hepsi bu sayfalar. okulunda öğretmen. Yani saygı <gülüyor> 250. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Çocukları 27 sever. yaşı, 27 yaşım var ne demek? Sen şarkı sözü yazar mısın? Bekar doktor. Bekar doktor. Ne oluyor lan? Bekar doktor. Ne? Zeynep Hanım, bekar doktor. ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ankaralıyım. Ben Ankara'ya gittim. Doktorsunuz. Sağlık vergisi ödüyorum. Her ay bağkur ödüyorum. Bana uyacak birisi. Sürekli hasta oluyorum. Bu sefer size hasta olmak isterim Zeynep Hanım. <laughs> Ankara'ya gidiyorum. Ankara Bravo. Tıp. Ankara. Bravo. Ankara Tıp. Bravo. Azerbaycan. Kardeş ülkemizin hamısına selam gönderirim. Bu arada hemen şuna bakmak istiyorum. Oo, o, o bir manat 19 TL. Melek Hanım alın beni. Hiç evlenmedim 1.63. 63 yani şu kadar dengeli bir insan benim hayatımı da dengeye sokar diye düşünüyorum. 1.63 63 yani. Bankamatik şifresi gibisiniz. Sizi unutmamak isterim. Oha neler diyorum kendi bugün. Ben şu an var ya ben hani senin bu yetenekleri, yeteneklerin de gerçek hayatta bir iki cümle edersen hani neler olabileceğini düşünmekten gerçekten... Herhalde yani bu flört yeteneklerimle hanımefendilere hitap etmeye başlarsam ya Sarp, ben, harbiden... Madison Beer, Kendall abi bir masada oturacağız yani ben, <laughs> ben öyle bir masa düşündüm. Adı Serenay. Ya 27 yaşında bir insan nasıl adı Serenay olabilir ya? Gerçi Serenay Sarıkaya 30 yaşında. Ben bu kadına talibim. Ben bu kadına talibim. Bu kadar mısın ya? Ciddi düşünüyorum. O <laughs> yok artık ya. Evleneceğim. Peki soyadını Evlenim. niye vermiş ya? Bir de adını küçük yazmış, soyadını büyük yazmış. Burada bir oğlum kadın haysiyet nedir biliyor. Bence Senin şu an ne değil. yapıyor biliyor musun? Fön çekerken ben... yazdı. Klavye karıştı böyle fön çekiyordu. Oğlum yengenle ne biçim konuşuyorsun? <laughs> Ayıptır söylemesi yani. Serenay Hanımefendiye karşı önümü deliklerim yani. Ben abi. ulaşacağım. Ben ulaşacağım. Orada beğensin falan hiçbir şey yazılmamış. Ben ulaşırım demiş. <laughs> Büyük mes Serenay Hanım bu videoyu izleyip de bulabilecek yani o kadar. Yüksek ihtimalle bize ulaşır. Aynen öyle. Boy ne istersin? Bir kadında boy aralığı versen bana? Ya şimdi onu burada hadi senin videona özel vereyim. Ya bir tap boy evet. ver. Aşağısı zaten sen biliyorsun 1.30'a kadar. Ben bu videodan ben Şu an telif atacağım sana vardı. Yapacak bir şey yok. Maalesef öyle yapacağım. 80 ve altındaki kızlara okeyim. Ben bence hiçbir şeyin önemli olduğunu düşünmüyorum ki. Ben aşka da inanmıyorum. Şahsen bu programda bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Son günlerde aşkı inancı tamamen yitirdim. Allah seni korusun. Devam etmesin, ediyorum. Ya oğlum yani ne zamanımız. Ya, kendine kendine güvenen, güvenen elendim. Geçen gün McDonald's'ta sipariş verirken altıma yaptım. <laughs> <laughs> o kadar kendime güvenmiyorum. Oo. <laughs> ben evle Ya bir şey mi? Merve Hanım. Ben bu kadına aşık oldum bu arada. Ben aşık oldum. Ben Hı. aşık oldum. Ya Merve Hanım Merve 23 İzmir okudum ya böyleyim ya şu an. Ben aşık oldum. Bence... Ben gerçekten altın gerdanlık vaat ediyorum. Altın kemer vaat ediyorum bu arada Merve Hanım'a. Ha. Abi beni hayal şu an Merve Hanım'la damat alayındaydım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya ben evlenmişim kafa abi. <laughs> Özür ben beni gerçekten sevip kollayacak birisini arıyorum. Bana hem ailem hem de sevdiğim insanı. Ya, yaz yaz ne diyem? Nereden yazıyoruz bunlara? Abi Merve Hanım'a ya kırklar eline gidiyorum şu an ya. Otobüs bilet falan bakıyorum o kadar. Ben bu arada Merve Hanım'ın üstüne bir kıza daha bakmam. Benim için bitmiştir program. Abi ben burcu yengeç. Yani ben Sünger bobçuydum. Ama hayır ona bile <laughs> o, o zaman sana Merve'yi verdim ben. Benim için son 5 6 Bırak, hanımefendiye bakalım. Mi? Günü tamam. kapatalım şimdi 38. Yok. Bir şey diyeceğim. 38 yaşında nasıl emekli olunuyor? Bizim Türkiye sigorta primi nereye gitti ya? <laughs> Sarp bir şey söyleyeceğim dur. <laughs> Zayıf ve narif. Narif ne demek? Hani narin Naz değil, Nazif narif vardı değil. bir ÖSYM geç <laughs> kaldı, o değil. Ya, yapma artık geçti <laughs> dedi benim yanımda be oğlum be. Ben de ilan vermek istiyorum da yapılan bir DEDA yazım yanlışlığından ötürü ben bu kadını sana ait ya da seninle... Evet. Evet er, Hemen geçir de geçir. kısaca DEDA'yı nasıl kullanması gerektiğini öğretiyorum. Ben de, bak başkaları da ilan vermiş, ben de, bak söylerken bile ben de, bak de gidiyor abi tutamıyorum ha. Ben Kendisi de. uçuyor. Of. Bak ben de ilan vermek istiyorum. <laughs> Bu kadar, mesela şey değil, ben de ilan değil bak, ilan, o zaman ne olurdu ilanlar benim yanımda, ben de. Ah hani... bravo. Aa, Tuğba bana thumbnail yapabilir? Tuğba özür dilerim de, hani sor bakayım ben ne bölüm okuyorum sar Kendal abi ne bölüm okuyor? Kireç tasarım. Ya? Ha pardon. Bak Tuğba ne okuyor? Sen benim elimden Tuğba'ya mı alacaksın şu an? Hani Merve'ydi? Merve, Merve Başgöz. <laughs> Yok artık. Ben ama o yüzden bırakıyorum. Merve'm Merve'mdir yani. Ben bir... Ben bir sadık adamım. Aga. Ben üniversiteye çok gitmiyorum. Ama Tuğba çağırsın. Onu her gün okuldan almaya giderim. Asker ya da polisle evlenmek istiyorum. Geç. Geç. Arla, Siyah ve beyazım. Harla güneş ve kıyızım. Meryem, gurbetçiyim. Kanada'da yaşıyorum. Meryem, Meryem, <laughs> Meryem. Türk bir eş arıyorum. Ben o kadar Türk'üm ki, inanılmaz bir Türk'üm. <laughs> Abi Kanada. İzmir'de doğmuş. İzmir'de doğmuş. İzmir'de doğdum. Meryem, biliyor musun? Ama bence Meryem sana uygun değil. En sevdiğim futbolcu Alfonso Davis. O da bir Kanadalı. Yani Allah seni kahretmişsin adam. <laughs> ve ben tamam. Ben her zaman bu hayatım boyunca gurbetçi olmak istedim. Bak aynı mesleği yapıyoruz. <laughs> Geç. Oo! Ne oluyor lan? Hayela'nın bir şef ve evi arabası var. MasterChef mi ya? Ben Abi, Merve'den boşanmak istiyorum bu arada. Ben boşanma. Hayela'nın banka hazır. hesaplarını araştıralım. 23 yaşında nasıl ev ve araba aldın? Belki ailesinden kaldı. Bu bu şey kadın MasterChef birincisi olabilir mi? Bir bir saniye. Abi ben Mertu e, Merve'den boşanıyorum. Hayal master MasterChef. Hayela'nın İzmir'deymiş. Kendal abi ben... yakınmış. Olgun beyler. Kendal abi ben, öyle bir ben sak... Merve'den boşanıyorum bu arada. Hayalle evlendim ben. Hayallerimi süsledi. Tek hayalim sen olmak ister misin? <laughs> ma 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 mavi tiki yırtıp atarım. Ma mavi tiki yırtıp atarım. Oo, öyle bir şey varsa ben bırakıyorum. Hayal Hanım çok ciddi konuşmak istiyorum. Ev ve arabanız var. Benim şu aralar en büyük problemim dışarıdan yemek söylemek. Bana yemek yaparsınız. Ve Herhalde ben dışarıdan yemek siparişi vermesem 2-3 güne milyoner olacağım. Öyle bir... Öyle hissediyorum yani. Bilmiyorum Kendal abi. Umarım evleniriz ya. Maalesef ben Hayal Hanım'ı aldım bile. Galiba Kendal abiye bıçak çekeceğim. Hiç yapmak istemiyorum ama. Silah Hayal olan bir hayalin peşinde bizi sürüklüyorsun. Ya yeter. Aşk mı kurtaracak lan seni? Aşk mı kurtaracak lan seni? <laughs> Kelebe şakasını bırak. Pardon. Hülya Hanım. Geç. Hülya Hanım. Geç. Geç. Okuma geç ya. Hülya, Hülya Hanım. Baş göz. Oo. Oğlunuz Cinsetim bizim yaşımızdan. Ama Deniz ya unisex birisi. İyi bir düşünülmüş yazılmış. Düzenli mesleğin var, düzenli meslek. Oldu mu diye sorması gerçekten beni bu arada işinine kadar... <laughs> Garantici bir insan, Kendal abi gibi. 32 yaş ve alt... Ya sen 12 yaş büyük bir insan ne yapacaksın? Herkesin tercihi saygı. Genç, yalan ve aldatma ihtimali olan. Şu güne kadar kimseyi aldatmadım. Yalan ve aldatma ihtimali olan derken... Ya olan yazmasın. Deci... Olmaz De... yazmasın demiş. Ha olan ve ha okey düzgün işi olan yani e, yazmayalım düz, o zaman. Biz kendiler bile şaklabanız. Yani evet. düzgün iş, düzgün işten kastı okeyse ben <laughs> bir şey iş... <laughs> yapıyorum olarak. Yani ben part time bir maymunum yani. <laughs> ben bunu, <ben> bunu inkar <laughs> etmiyorum. Hasan Bey inceleyip bırakalım ya. Hasan Bey son şeyimiz. Azam mesela bir kadın olduğunu düşün abi. Bu arada Hasan Bey kendinden genç bir insan istiyor. Dürüst, içinde gücünde hoşgörülü. İçinde gücünde bu arada iki kelime ben bunu saymam yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi, beklenti ciddi ilişki, sonrası evlilik. Ben Hasan Bey'e hayatında ve ilerideki bir şey diyorum. Şu an çok empati dedi. yapmak istiyorum kendileri abi. Ya düşünsene 26 yaşında Tekirdağ'da kasiyer bir kadınsın. Tamam. Oyum şu an ya. Sabah işe gittim, akşam geldim. Annemle beraber yaşıyorum. Hasan Bey'i gördüm. Hasan Bey bir 75-80 kilo. Ha Hasan Bey'de hafif bir göbek var. Tekirdağ. Alkolik biraz. Büyük Bira göbeği var. Sağ olsun, Yedek evet. parça satış elemanı. Eleman. Dükkanı yok. Niye böyle adamı küçümsedin? Hayır şu an. Şu an. Dükkanın yok diye. Şu an ben Tekirdağlı Esra'im. Tamam. 26 yaşındayım. Hasan Bey cevabım. Gıp gıp. Gıp gıp. Gıp gıp. Yok be Hasan abi. Bravo. Hasan abi Bravo. yok. Canım. çünkü Bravo. ben bu kasiyerlik hayatından kurtulmak istiyorum. 26 yaşındayım ve büyük ihtimalle bir artık meslek de öğrenemeyeceğim. Ya en azından evim olsun be Hasan abi. Oğlum adam adam işinde gücünde 10 numara bak dürüst dürüst bir hoşgörülü bir adam. Yok ben Sen Hasan kimsin? abi hak etmediğimi düşünüyorum. Ben Hasan Sen abi kimsin? hak etmedi. Ben kaybettim. Bak burada yanlış anlaşılmamışsın. Ben kaybettim. Hasan abi kaybetmedi. Sen Hasan abiye burada can baş tacıdır can baş Öküyorum. selamlar saygıları ee, İnşallah inşallah e, buradaki de herkes nasibinde güzel kimler evet, varsa biz burada <laughs> makara ve bir yana evet, inşallah evet. herkes nasibiyle amin evlenir amin. ve mutlu olur diye dua <laughs> edelim. canım evet canları. ben günü kapatırken sevgi değer evliliğe gönül vermiş uzun video severler bu gün iki hanımefendiyle çok çok düş ciddi düşündük Merve hanımla ve senin hayat Hayal hanımla Kendal abi'nin Merve hanımı benim hayal hanım. Hayal benim bu arada Merve hanım değil. Hayal hanım benim. Hayal. Hayal hayal görme Kendal abi. Çünkü hayali ben göreceğim yanı başımda. Çok güzel Sen bir yalancı. gün. Sen yalancı. Çok verimli bir gün geçirdin. Terbiyesiz. Buyurun. Hedefsiz. Buyurun. buyurun benim. Buyurun. Haysiyetsiz. Aa, buyurun. Ahlaksız. Buyurun buyurun. Bir insan olarak Hayal hanımı hak etmiyorsun. Evet. Hayal hanımı Elimden ne geliyorsa gideceğim, konuşacağım. Hak etmek için elimden... Sen kapat şunu, Psikoloji bozuldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ikinci bölümde daha ciddi bir şekilde e, analiz yapmaya devam edeceğiz. İnanılmaz fazla insan var. Biz de evlenecek biliyorsunuz yüreğimde İkinci bölümde evleniyoruz arkadaşlar videoya. beğenirsiniz İkinci bölümde harbi evleniyoruz 100 bin like gelirse evleniyoruz ikinci <laughs> bölümde Bu arada 100 bin like gelirse Allah belan versin evleniyorum Ulan 100 bin like gelsin bak ben ciddi söylüyorum Kadıköy'de düğünüm var senin de uçak biletini alıyorum Hayali evlenme teklif edeceğim hem de bayağı Savoroski'den yüzük alıp Kahretmesin <laughs> yüz Hadi bin like bakalım Hadi, Hadi arkadaşlar Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Evet Ay pardon son